Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği Bir Milletin Şahlanışı konulu program düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen programa Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Kent Konseyi Genel Sekreteri Fikret Murat Tural, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşmalarının ardından değişik okullardan öğrencilerin seslendirdiği şiir ve türkülerden sonra şiir, resim ve kompozisyon alanlarında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi. Bu ismin seçilmesi tesadüf değil. Bizler tarihimizle övündüğümüz bir milletiz. Övünülecek bir tarihimiz var. Geçmişiyle barışık bir milletiz. Her zaman küllerimizden yeni bir devlet doğurmayı becerebilmiş bir milletiz. Tıpkı bu topraklarda Selçukluların küllerinden doğan, Osmanlı'nın küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğu gibi bugün de tüm dünyaya karşı vermiş olduğumuz mücadele ve birliktelik ruhu aslında bir kurtuluş savaşı niteliğindedir. O yüzden sevgili öğrencilerimize çok büyük görevler düşüyor. Ünlü tarih felsefecisi Arnold Toynbee der ki, Osmanlı durduruldu, dev uyutuldu. Dev uyanırsa kimse duramaz karşısında. İşte aslında bütün korkuları bu. Açıkçası bizler yüzyıllardır tarih yapan bir milletin evladı olarak uzunca bir süredir sadece tatil yapan bir konuma düşmüştük. Ve işte biz yeniden tarih yapmaya aday olduğumuzu, bu konuda en büyük aktörün biz olduğumuzu duyurduğumuz için bu tür ihanetlerle, bu tür saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. Dün Elbap'ta bir program vesilesiyle bulunurken bugünkü ismini aldığımız şehidimiz Allah rahmet eylesin ondan Ömer Halis Demir'in silah arkadaşıyla tanıştım. Kendisi şehit olmadan bir iki gün önce bir araya geldiğini, sohbet ettiklerini, nasıl bir ruha sahip olduğunu çok detaylı bir şekilde anlattı ama anlattığı önemli hususlardan bir tanesi sevgili öğrencilerim, özellikle sizler için ne kadar önemli olduğunu, ne kadar uyanık olmamız gerektiğini, ne kadar çok çalışmamız gerektiğini anlatan bir ifadeydi. Şöyle dedi, biz bu 15 Temmuz ihanet gecesi nasıl bir darbe yediğimizi, nasıl sırtımızdan bıçaklandığımızı hala anlayamıyorum. Çünkü biz aynı zamanda bize ihanet eden o arkadaşlarımızla kandırılmış, bir şekilde beyinleri yıkanmış o arkadaşlarımızla dağda terör örgütleriyle sırt sırta omuz omuza mücadele ediyorduk. Hatta 3 günlük operasyon için uzadığı zaman 5 gün kaldığımızda azığımızı paylaştığımız, çantamızdaki ekmeğimizi bölüştüğümüz arkadaşlarımızla. Fakat o gece yardım için, destek için aradığımızda telefonlarımıza cevap vermediler ve bize ihanet ettiler. Çok şanlı, çok şerefli bir tarihimiz var. İnsanoğlu var olduğu süreçte bu topraklara baktığımız zaman çok net bir duruşumuz var. Şehit oluruz, gazi oluruz ama asla mandayı kabul etmeyiz, asla esir olmayız denen bir anlayışı bütün tarih boyunca, bütün geçmişimizde yaşadık. Buradan aldığımız güç ve enerjiyle biraz önce değerli müdürümün söylediği her dönüm noktasında, her odak noktasında, tarihin yaşadığımız her değişim ve dönüşüm noktasında çok net verdiğimiz dünyada bir mesaj var. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'la ilgili yaptığı çalışmada daha yola çıkarken arkadaşlarına ya ben bu İstanbul'u alacağım ya İstanbul beni alacak deyip bir inançla, bir imanla, bir azim, bir kararlılıkla bu yola çıkmış ve tarihi değiştirmişti. Biz o geceyi nasıl yaşadık diye baktığımız zaman alacak çok büyük bir ders olduğunu görüyoruz. İşte o yüzden sizlerin bunu unutmaması, unutturmaması, bizden sonraki nesillerin, sizlerin yarın anneler ve babalar olarak çocuklarınıza anlatacağınız bir hikayemiz var. Hep başkalarının filmleriyle, başkalarının hikayeleriyle, Hollywood'un filmleriyle baktık, öğrendik. Ama bizim kendi hikayelerimizi bir türlü bu anlamda güçlü tarihimizi yeterince anlatamadık. Kitaplardan çıkaramadık.
doğru dürüst filmler yapamadık. Daha bunları yeni yeni konuşmaya başladık. Program sonunda Başkan Şahin ve beraberindeki heyet konferans salonunun fuayesinde sergilenen 15 Temmuz resim sergisini de gezdi.